Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Beşiktaş'ın Pjanic transferi Avrupa basında özellikle de İspanya'da ve İspanya'da özel olarak Katalan basında çok konuşuldu. Pjanic nasıl oldu da Türkiye'ye geldi, Pjanic önemli oyuncu ya da Pjanic'i izlemediğini söyleyenler de var. Bir kere benim fikrim Pjanic'in iyi bir oyuncu olduğu yönünde. Bunu kimse inkar edemez çünkü Roma'daki asıl çıkışıyla birlikte Juventus'a gitti ve istatistikleri gerçekten iyiydi ve yanıl insanların yanıldığı bir şey var. Yani Barcelona'nın 60 milyon euro artı 5 milyon euro bonuslar şeklinde bir para verip transfer etmedi. Onun için Juventus'a bu parayı ödemedi. Arthur, Barcelona'nın o dönemki Brezilyalı orta saha oyuncusunun takasıyla bu transfer gerçekleşti. Yani elbette ki belli bir miktar para ödendi ama... 60 milyon eurolar değil. Fakat pazar değerine bakarsak 60 milyon euroluk bir oyuncu olduğundan bahsediliyor. Yatsıyamayız. 60 milyon euro artı 5 milyon euroluk değişik ödemeler şey şeklinde bir transfer operasyonu. Ama takasla gerçekleşen bir operasyondu. Juventus'ta Barcelona futbol kulübü arasında. Ve Barcelona isteyerek almıştı Pjanic'i. Ancak Kuman Teknik direktörlüğe getirilmeden önce Pjanic transferi gerçekleşmişti. Kuman geldikten sonra onu Busquets'in yedeği olarak düşündü. Çok fazla ön plana çıkmasını istemedi. Çünkü onun stilinden ve performansından memnun değildi. Yani istediği tarzda bir futbolcu olmadığını düşünüyordu Kuman. Dolayısıyla onu hep yedek olarak düşündü. Piyaniş buna rağmen 30 maç oynadı ama elbette ki teknik direktörün doğru bir bakış açısı olmazsa bir futbolcuya yani negatif bakıyorsa eğer ve birinci oyuncu olarak düşünmüyorsa futbolcu bundan etkilenir. Dolayısıyla Piyan içinde Juventus'taki, Juventus'taki istatistiklerinin Barcelona'da geçen sezon oynadığı maçlarda ortaya çıkmadığını söyleyebiliriz. Bu onun kötü oyuncu olduğunu göstermiyor. Futbolda vardır. Bazı bazı teknik rektörler çoğu insanın beğendiği futbolcuları kendi oyun anlayışlarına uygun bulmayabilirler. Kuman'la Pjanić arasındaki sorun da buradan kaynaklanıyordu ve Pjanić de İspanyol basınına yaptığı açıklamada bu konudaki serzenişini yani Kuman'a yönelik sistemini dile getirdi. Ama tabii ki önemli bir oyuncu çünkü Barcelona futbol takımı içerisinde her ne kadar istediği performans sergileyememiş olsa bile Pjanić Orta sahada merkezde oyun kurmak, topu doğru kullanmak konusunda çok usta bir oyuncu. Orta sahada anında topu tersine çevirebilen, hücum akışını tersine çevirip yeni hücum akışları, aksiyonları başlatabilme yeteneğine sahip. Top tepniği çok iyi, perspektifi çok iyi ve oyun zekası çok iyi. Fransa'da temel futbol bilgisini aldı, metsinin altyapısında yetişti ama asıl çıkışını az önce söylediğim gibi Roma'da yaptı. Bununla birlikte Pien için aslında Barcelona'ya gelişi çok büyük alkış almıştı Barcelona taraftarından ama orada teknik direktör Kuman kararları verdiği için birazcık bu transfer Barcelona futbol takımı adına istenilen verimin alınamadığı transfer olarak gözüküyor ki Beşiktaş devreye girmeden önce eski takımın Juventus'a da dönme olasılığı vardı ama Juventus zaten... Orta sahada çok daha uygun maliyetlerle bir transfer yapmıştı orta saha için ve Juventus istemiş olmasına rağmen e, maddi koşullar e, Pjanic'i tekrar oraya döndürmeye yetmedi. Pahalı bir oyuncu. Aldığı maaşı itibariyle pazar değeri itibariyle e, Barcelona'da bir çare bulmak zorundaydı. E, ekonomik darboğaz içerisinde işte Messi'yi sattı ve Busquets gibi Pique gibi oyuncuların maaşından %50 indirim yaparak e, La Liga yönetiminin uyguladığı e, kriterlere mali e, limitlere e, erişebiliyor ancak ve Pjanic de yüksek maaş alan neredeyse 7 milyon euro net maaş alan bir futbolcu. Dolayısıyla 2.750 bin euro 2 milyon 750 bin euroluk bir e, tasarruf da e, işine e, tasarrufun da işine yarayacağını düşünerek Beşiktaş'a kiralık olarak e, son dakikada Piyaniç'i gönderdi. Piyaniç'in tabii Türkiye ile olan ilişkileri e, onun e, buraya gelmesini sağlayan faktörlerden bir tanesiydi. E, ama asıl mesele ekonomik koşullardı. Ama bu, ne olursa olsun bu ayarda bir futbolcuyu ben birinci sınıf olarak değerlendiriyorum. Türkiye'ye getirmek önemli bir başarı. E, ama e, son tahlilde futbolcunun ne yaptığı çok önemli. Yani baktığımızda transferler, esaslı transferler ama futbolcunun ne yaptığı çok önemli. Bu çerçeveden düşündüğümüzde Beşiktaş'ın yaptığı transferlerin kağıt üzerinde iyi olduğunu ama başarılı olup olmayacaklarını geniş sezon içerisinde özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde gösterecekleri performansla sınayabileceğimiz kanaatindeyim ve Fenerbahçe Fenerbahçe'ye bir transfer yaptı son dakikada Miguel Crespo Portekizli oyuncuyu aldı. Orta sahada oynuyor. iki yönlü oynayabiliyor. Neden böyle bir transfer yaptı Fenerbahçe bunu çözebilmek mümkün değil. Çok fazla ön plana çıkan bir oyuncu değil bilmiyorum. O yüzden fazla yorum yapamam ama Fenerbahçe'nin transfer gündeminde Fabrizio Bustos isimli bir Arjantinli oyuncu var. Independiente Arjantin'in en eski kulüplerinden Buenos Aires takımı. Independiente de oynuyor. Kimilerine göre Roberto Carlos'a benzeyen bir stili var ve Independiente'nin temel oyuncularından bir tanesi. Milli takım seviyesinde bir oyuncu. Arjantin milli takımında. Yarın River Plate, Independiente derbisi var. Orada da forma giyecek. Şu ana kadar Fenerbahçe'den Independiente kulübüne bir teklif gelmemiş ama menajerler düzeyinde ya da aracılar olarak kabul edebileceğimiz insanların alıp verip ya da işte onların teklifleriyle ortaya çıkan, onların getirebiliriz söylemleriyle ortaya çıkan bir transfer öyküsü. Kolay yapılabilecek bir transfer değil ama olursa başarılı olabilecek ve Fenerbahçe'nin bu sistemde Pereira'nın uyguladığı üçlü stoperli sistemde kanadı işletebilecek oyunculardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Ama ben kolay kolay bu transferin gerçekleşebileceği kanaatinde değilim. Galatasaray Adana Demirspor'la Yunus Akgün'ün bütün transferleri yani bir yıllık kiralık transferi hakkında anlaştı her detay konusunda anlaştı. Satın alma opsiyonu yok. Yunus Akgün önümüzdeki sezon başında yeniden Galatasaray'a dönecek. Ben böyle olmasının uygun olduğunu düşünüyordum. Yunus Akgün bir hayal kırıklığına uğradı. Galatasaray'da süre bulabileceğini düşünüyordu. Bu süreyi bulamayacağı sezon başında ortaya çıktı. Bundan dolayı yaşadığı hayal kırıklığından dolayı aslında bütün hakta ile Adana Demirspor'a gitmek istemişti ama Fatih Terim onu uzun elimde değerlendirmek istiyor. Yani 3 yıllık yeniden yapılanma sürecinde Yunus hakkınla bir yeri olacak. O nedenle kiralık olarak gitti ve satın alma opsiyonu da yok. Adana Demirspor adına Yunus Akgünle de bugün itibariyle anlaşılmış. Dün anlaşma sağlanmadı. Sadece kulüplerin resmi açıklama yapması bekleniyor bu transfer için. Jesse Son Fernandes transferinde bugün itibariyle öğrendiğim bir şey var. Jorge Mendes onun bütün haklarına sahip olan dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'in de Türkiye'deki iş ortağı Ahmet Bulut. Ahmet Bulut'la bu meseleyi görüştüm. Dedi ki bildiğimiz bir şey söyledi aslında. Benfica onu UEFA listesine yazdı. Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alıyor Benfica'da geniş kadroda. Dolayısıyla bu transfer olmayacak dedi. E, bu koşullardan baktığımızda e, bunu bu söze itibar etmek lazım. Çünkü bildiği bir şey olduğu için söylüyor. Ama zaten UEFA listesine Jorge Jesus'un onu koyduğunu biliyorduk. Ki Portekizli arkadaşlar da aynısını söylüyorlar. Rekord gazetesinde yazıp da Benfica'yı takip eden arkadaşlar. Fakat e, ben... Oyuncunun oynama iradesi ve Galatasarayın mutlak bir biçimde orta sahaya bir transfer daha yapma ihtiyacından dolayı her ne kadar koşullar çok zor da gözükse bu transfer olmayacak şeklinde açıklamalar yapılmış olsa ki biraz da konuştum Benfica'nın futbol genel direktörü o da hiçbir takıma vermeyeceğiz ve kalacak demişti yaptığımız yazışma yazışmada Ahmet Bulut da benzerini söylüyor. Ben yine de son dakikada bir değişikliğin olabileceğini Transferin Fatih Terim'in söylediği gibi dinamik bir oyun olduğunu ve dinamik bir süreç olduğunu, futbolun dinamik bir oyun olduğunu, her an her şeyin değişebileceğini, bitti dediğiniz transferin sonuçlanmayacağını, sonuçlanması çok zor, artık kapandı dediğiniz transferin de tekrar gündeme gelebileceğini biliyorum. Bu koşullarda. E, Jetson Fernandez konusunda bugün itibariyle size olumlu bir şey söyleyemeyecek olsam da ki Ahmet Bulut'tan da bunu teyit ettim. Ama ben e, perşembeye kadar, düzelterek söylüyorum çarşambaya kadar, ayın 8'ine kadar e, küçük de olsa bir ihtimal olduğu kanaatindeyim. Dieng transferinden çok bahsedildi ama Mısır'da transfer sezonu kapandığı için e, Dieng'i satma niyetinde değiller ama istedikleri parayı e, verirse Alahli Kulübü'nün Galatasaray... E, Ali Ahli Kulübü'nün istediği para çerçevesinde bir anlaşma sağlanabileceğini söylüyor Mısır'da konuştuğum insanlar. Galatasaray'da 13 yabancı var. Omar El Abdülü'yü saymazsak e, ve bir yabancı daha alma hakkı var ama gidebilecek, gidebilecek oyuncular var. Babel gibi e, ve Cagne gibi her zaman söylüyorum. Her ikisine de teklif gelebilir ama özellikle de ayın 18'ine kadar Mbaye Cagne'ye bir teklif geleceği kanaatindeyim. Bu arada Falcao için Rayo Vallecano Kulübü resmi bir açıklama yaptı. Yeni futbolcumuz dedi. Şu bilgiyi vererek e, videoma bugün itibariyle nokta koymak istiyorum. Rayo Vallecano, Radamel Falcao Garcia'nın e, maaşının 2,5 milyon euroluk bölümünü ödeyecek. 2,5 milyon eurosunu da Galatasaray ödeyecek. Yani yarı yarıya paylaşmışlar. Rayo Vallecano'nun bu parayı ödeyebileceğini aklımın ucundan bile geçirmemiştim. Çok mütevazi bir kulüp. Bir işçi kulübüdür Rayo Vallecano. E, sert muhalif bir taraftar kitlesine sahiptir. Madrid'in kenarında bir semtte. Dolayısıyla küçük bütçelerle La Liga'da yer almaya e, devam etmeye çalışıyorlar. Bu sezon itibariyle La Liga'ya yeniden çıkmışlardı. E, ben böyle bir e, transferin gerçekleşebileceğine ihtimal vermiyordum. Şaşırttı. Verdikleri para beni daha da şaşırttı. Çünkü 300-400 bilemediniz 700 bin euro oynayan oyuncularla orada mücadele ediyorlar. Eski takım arkadaşım Mario Suarez'in de Atletico'dan takım arkadaşı Mario Suarez'in de orada olması Radamel Falcao'nun kararını etkileyen faktörlerden bir tanesiydi. Şimdilik sizlere veda ediyorum. Mutlu bir pazar günü geçirmenizi temenni ediyorum şimdiden. bir sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.